dostlar, kısa bir reklam arasının ardından tekrar Aşka Düşenler programında birlikteyiz. Davut Sulari'yi anmaya devam ediyoruz. Onu hatırlamaya, hatırlatmaya devam ediyoruz. Sevgili Öznur Sulari ile birlikte. Davut Sulari aslında bir taraftan da bir gezgin gibi yaşamış, bir derviş gibi yaşamış. Az önce de konuştuk aslında bir miktar. Evinden çok uzaklarda vakit geçirmiş. Belki ailesinden çok daha fazla zamanı gezerek, köy köy, şehir şehir, ülke ülke gezerek geçirmiş. Bu gezginlik hak aşkını, aşıklık geleneğine olan aşkına, sanatına olan aşkına etki etmiş midir sence? Kesinlikle. Zaten kabına sığmaz bir aşık. Gezgin ve gidip her yerde sesini, sazını icra etmiş. Sadece hani öyle bir ozan ki Alevi dedesi olmasına rağmen ehli sünnet insanlar tarafından da aslında çok saygı gören, evet, çok sevilen de bir ozan aynı zamanda. Kesinlikle, evet. Bir de işin o tarafı var. Bu belki de herkesin başarabildiği bir şey değil. Yani buradan bile Davut Sulari'nin neleri başardığını, neleri hangi aşamalardan geçtiğini ve o insanlara nasıl, o insanlarla nasıl bir olunabileceğini göstermesi bakımından da çok değerli. Evet, o eserlerinde zaten bunu dile getiriyor. Davut için birdir, birdir. Bütün milletler, bütün insanlıklar, bütün milletler. Herkese aynı gözle, aynı değerde bakmış. Hiçbir zaman insan ayrımı yapmamış. Bu da işte onun bugüne kadar uzanan serüvenine belki de cevap. Evet. Çünkü bu, dediğim gibi, herkese nasip olabilecek bir şey değil. Herkese nasip olabilecek bir durum değil. Bu anlamıyla da çok kıymetli, bu anlamıyla da çok değerli bizim için. Yine ben bir kısa metin okuyayım. Arkasından senin sesinden yine Davut Sulari türküsü dinleyelim mi? Peki. Gönülden gönüle gidip gelen deyişlerini, türkülerini tane tane işleyen hikmetli sözlerin sahibidir Davut Sulari. Sırrı hakikate erme yolunda mihnetlidir, dertlidir. Dermansız aşka düşendir. Aşkın müptelası eli darda, gönlü narda, seferi bir ozandır o. Deyişleriyle yükselir arşa, doğanın ve insanın oluşunu, gidişini, dönüşünü, bir babanın şefkatli sesiyle söyler taliplerine, insanlığa. Çünkü o, hakla arasındaki perdeyi kaldıran, kendi özünde gerçeğe varan ulu bir seyir.
Dur Şah-ı Merda aşkına. Heydoz, 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 heydoz. Dur Şah-ı Merda aşkına. Bakarsın dostum şanına, girdim aşkın meydanına. Gel Davut sular yanına, er Şah-ı Merda aşkına. Heydoz, 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 er Şah-ı Merda aşkına. Heydoz, 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 er Şah-ı Merda. Ağzına, yüreğine, nefesine sağlık. Çok teşekkür ederim. Davut Sulari'nin de yüreğine sağlık. İyi ki bu eserleri yapmış, iyi ki bize bırakmış bunları. Sen aslında çok fazla bilinmeyen, çok fazla dinlenilmemiş eserleri okuyorsun bu programda. Bu da evet, çok daha iyi oluyor bizim için. Evet, özellikle de bu eserleri seçtim ki dinleyiciler bir nebze de olsa dinlesinler. İyi ki de öyle yaptın. Bundan bizim okuyabildiysem de, nacizane seslendirmeye çalıştım. Estağfurullah, ne demek. Bunları okuman bizim için de çok büyük bir şans. Çünkü dediğim gibi bunları çok fazla bilmiyoruz. Biz çok fazla dinlemedik. Özel kayıtlar olduğu için evet, birçoğu bunları dinlemedik. Sayende bunları da dinlemiş olduk. Çok teşekkür ederim bu anlamda da. Ben teşekkür ederim çünkü aslında bunları okuyabileceğim çok fazla şeylerde yok, programlarda yok. Bir fırsat tanıdın sen de bana. Estağfurullah. İnşallah devamı da gelir bu programın. Çünkü daha eserler okunması, bilinmediği ozanların eserlerini seslendireceğiniz nice programlar yaparsınız inşallah. Ben burada sadece küçük bir katkıda bulundum. İyi ki de bulundun. Hiç de azımsanacak bir katkı değil bu. Teşekkür ederim. Bu konuda bence mütevazı olmamalısın. Çünkü az önce de konuştuk ya, çok ciddi bir hazine bu. Çok ciddi bir miras bu. Bundan biz ne kadar faydalanabilirsek, kendi adıma konuşuyorum en azından, o kadar güzel bizim adımıza. Bunun için tekrar teşekkür ederim sana. Sağ olun. Davut Sulari türkülerini daha iyi anlayabilmek için sanırım Aleviliği de iyi bilmek gerekir. Çünkü tasavvuf yönü çok güçlü bir ozan. Evet. Davut Sulari. Buradan baktığında doğru anlaşıldığını, doğru algılanabildiğini düşünüyor musun? Şöyle dediğiniz gibi yani biraz divan edebiyatını da bilmek gerekiyor Davut Sulari'nin eserlerini daha iyi anlayabilmek için. Bunun için de tabii ki dinleyicilere ulaşması gerekiyor ki onlar da bunları dinleyip araştırmaya yönelsinler. O anlamda ben inanıyorum ki daha çok fazla yüreği geniş, daha bilinçli çok fazla insanlar var. Onlar daha çok mana çıkaracak insanlar var. Mutlaka. Dinleyiciler daha çok şey bulacaktır. Az önce de söyledin ya, ben ona da katılıyorum. Yani uzun yıllar geçtikten sonra belki çok daha iyi anlaşılacak. Söylemek istedikleri, söyledikleri, den vurmak istediği mesajları çok daha net bir şekilde. Mesajlar çok daha net bir şekilde anlaşılacaktır. Ama diğer taraftan da sanırım bu eserlerin, bu deyişlerin, bu nefeslerin doğru aktarılması da gerekiyor bir taraftan. Kesinlikle. Çünkü son dönemde baktığımızda bilmiyorum ben mi karamsarım ama doğru türküleri doğru aktaran yorumcu, solist sayısı oldukça az gibi geliyor bana. Davut Sulari türküleri içinde aynı şeyi düşünüyor musun? Evet tabii ki yani şimdi yeni solistler hani benim haddime değil kimse eleştirmek ama okuduğumuz söz, en azından eserin sözlerini çok dikkatli okumamız gerekiyor. Yani iyi dinleyip nerede ne demiş onu doğru bir şekilde aktarmamız gerekiyor ki dinleyen insanlar da mesajı tam olarak algılasınlar. Ama bizim son zamanlarda dediğiniz gibi çok fazla
piyasada artık ozanların, özellikle mesela dedemin çok fazla eseri bilinmediği için de tam olarak anlaşılamıyor. Ama tam dinleyip biraz da edebiyatı da az çok ucundan kıyısından okumak gerekiyor bence. Dinlemek sadece evet. Yeterli. Solistler biraz daha donanımlı olabilir bence. Kesinlikle. Aslında kesinlikle. Bu bizim işimizin bir parçası. Bunu aynen yapmak öyle. Yükümlüyüz yani zorundayız. Aynen öyle. Sanırım bir de kaynağından dinlemek lazım. Kesinlikle. Tabii ki. Önce kaynağından biraz dinlemek gerekiyor. Orayı atlıyoruz sanki. Genel anlamda konuşuyorum. Biz bir de çok fazla bizim hitap ettiğimiz insanlar çok kafayı yoracak eserler dinlemek istemiyorlar. Hani bu ne demek istiyor burada, ne anlatmak istiyor? Onu pek şey yapmıyorlar. Daha çok onların günlük hayatına hitap eden eserleri dinlemek istiyorlar. Biraz günümüzün koşulları mı insanları bu hale getirdi dersin? Yani bilmiyorum ki ama burada tabii ki solistlerin, icracıların da çok büyük sorumluluğu var. Bence onlar ne verirse insanlar da onu alacaklar. Mutlaka öyle. O konuda hemfikiriz. Umarım bundan sonrası için. İnşallah. Biz burada bir örnek teşkil ediyoruz. İlla ki birileri de bizim okuduğumuz eserlere sahip çıkıp değer verecektir. Onları da okuyacaktır. Umarım öyle olur. Dinlemeden bilemezler tabii Umarım ki. Umarım öyle olur. Umarım bu örnek iyi bir örnektir. İnşallah. Biz en doğru şekilde yapmaya çalışalım da evet, alan yani alır. En azından biz üzerimize düşen vazifeyi yapmış olalım. Ben yine kısa bir metin okuyacağım ve arkasından belki de Davut Sulari'nin en çok bilinen, en çok sevilen eserlerinden biri Efendiler Bağı'nı evet. Okumaya çalışacağım. Umarım başarabiliriz. Estağfurullah, buyurun. Tasavvuf ehli, Ehl-i Beyt aşığı Davut Ağbaba. Bir gün ortadan kaybolur, günlerce ses çıkmaz, korkutur. Sevenleri telaşlanırken o bilinmez bir yerde başka bir alemdedir. İlim irfan öğrenecek, hak aşığı olmanın, duyulmayanı duymanın yollarını arayacaktır. Belki Kaf Dağı'nın ardında, belki ötede, evvel zamanlardadır. Gece olur, uykuda mıdır, değil midir bilinmez. Rüyada, yaşamla ölüm arasında bir yerdedir. Gizli bir perde yavaşça aralanır. Yeşil bir cübbenin içinde ruhu yolculuktadır. Sonrasını kendi anlatır. Erenler alemindedir. Adına önce Sümmani, sonra Selami diyeceklerdir. Sonunda sular gibi çağlayacak, akıp gideceksin deyip suları koyacaklardır. Tarikat ve kemalet bilgisiyle kalp gözü açılmıştır. Nurlar aleminden geleceğe, gerçeğe döndüğünde Davut Sulari olarak anılacak. Görenler acı.
Al bilmez elinden çektik erenler, çektik yarenler benim cereyanım. Al bilmez elinden çektik erenler, çektik yarenler benim cereyanım. Yavaş programın da sonuna geliyoruz. Belki son bir türküyle veda edeceğiz. Bu bizim açımızdan çok değerli bir programdı. Hem Davut Sulari'yi hatırlamak ve hatırlatmak adına, hem onun türkülerini söylemek adına,
bir çok değerli bir akşam oldu bizim için. Buna sunduğun katkı da çok değerli bizim açımızdan. Hakikaten bunu çok samimi söylüyorum. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Çünkü Davut Tulari türkülerini söyleyebileceğimiz belki çok da fazla insan yok. Bu anlamda programın başında da söylemiştim. En doğru yorumcu sen olurdun. Hem Davut Tulari'nin kendi hayatıyla ilgili edeceğimiz sohbet açısından, hem de onun türkülerine olan belki içine doğduğun türküler olduğundan dolayı hakimiyetin dolayısıyla da bu bizim için değerliydi, senin katkın. Estağfurullah. Siz o kadar güzel hazırlamışsınız ki metinlerinizi, onun arkasından bağladığınız eserler çok güzel bir bütünlük arz etti. Ben burada çok fazla bir konuşma anlamında çok bir şey katamadım belki ama elimden geldiği kadar yok, okumaya çalıştım. Gibi, çok yani teşekkür okunda, ederim. Çok güzel bir program oldu. O konuda oldu. Kendinize haksızlık etmeyin. Çünkü biz yeterince Davut Tulari kaynaklarına sahip değiliz. O kaynağın en doğru adreslerinden biri siz olduğunuz için sizinle burada bu programı yapıyor olmak bizim için büyük keyif. Eminim izleyiciler açısından da öyle olacaktır. Çünkü söz konusu Davut Tulari ise, onun türküleri ise o programdan keyif almamak çok olası görünmüyor sanki. O yüzden çok teşekkür ederim tekrar. Ben teşekkür ederim. Aynı zamanda bir Erzincanlı olduğun için hemşeriyiz, Çayırlı'yız ikimiz de. Evet, evet. Bugün burada birlikte söyledik. Ben de buradan Erzincanlı hemşerilerimize seslenmek isterim. Maddi manevi seni desteklesinler. Programın umarım, devamında sana destek olsunlar. Ederim. Teşekkür ederim. Çünkü önemli bir göreviniz var burada. Yani evet, aslında biz bunu biraz da görev olarak yapıyoruz. Yani türkülerimizi bir görev gibi söylemiyoruz. Evet, burada bir hizmet sunuyorsunuz. Türkülerimizi aslında görev hizmet gibi söylemiyoruz. Ediyorsunuz. Türkülerimizi aşkla söylüyoruz. Evet. Aşka düşerek söylüyoruz. Ama programın içeriği açısından bir hizmet. Umarım karşılık bulur. Umarım İnşallah. Devamı olur. Umarım devam eder. Son olarak söylemek istediğim bir şey varsa. Ekranları başında bizleri izleyen tüm izleyicilere de saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Orkestradaki arkadaşlarım, eşim Hasan Deniz'e, diğer müzisyen arkadaşlarıma, Cihan'a, Gürkan'a çok teşekkür ederim. Eşlik ettiler bugün bize. Peki onu benden önce söylemiş oldun, orkestradaki arkadaşlarımızın isimlerini. Ben de hepsine ayrı ayrı teker teker teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Programa kattıkları aşk için çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. İyi ki bu programı yaptık. İyi ki Davut Tulari türküleri söyledik. Ben son olarak yine kısa bir metin okuyup türküyü size bırakacağım. Sevgili Cem TV izleyicileri, bir yolculuğumuzun daha sonuna geldik. O yolculuk Davut Tulari yolculuğuydu. Biz gayet keyif aldık burada. Umarım siz de ekranları başında bizim aldığımız keyfi almışsınızdır. Biz bir dahaki programda yeni bir yolculukla sizlerle birlikte oluncaya dek hepinize iyi akşamlar, sevgiler, saygılar efendim. Hoşça kalın. Gün gelmiş, beyaz elbisesini giymiştir Erzurum. Çağırmaktadır Tulari'yi. İçinde bitmek bilmeyen bir aşıklık. Saatlerce çalar söyler, atışır aşıklarla. Durmaz, duramaz. Aşk yolunda, hak yolunda vurur sazına. Durur parmakları. Gece sabaha dönmüş, gün usul usul aydınlığa dönmektedir. Gözlerinde hak sevdası, dudaklarında son bir yudum çayın tadı. Sular yorulmuştur, yorgundur. Takati azalmaya başlamıştır. Kimse görmez, kimse bilmez ama bir kervan yaklaşmaktadır, ağır ağır. Nice canlar vardır içinde. Ödünç verdiği bir canı daha almaya gelmişlerdir. Sazının, sözünün bitmesine yakın varmışlardır Erzurum'a.
kervan beklemektedir. Ama o daha alacakaranlıklar içinde köpük köpük çağlayıp aşka dönecektir. Oysa beyazlar arasında vakit gitme vakti. Yol ne?